en büyük Perihan. Başka büyük yok. Niye ben büyük oluyormuşum? Niye büyük oluyorum? Aa, daha yaşım ne başım ne benim. Çok yaşa Perihan. Perihan abla olarak o kadar ünlüsünüz ki Perihan Kutman kişiliğinizi unutturacak hale geldi. Bu sizi rahatsız ediyor mu? Hayır, Perihan ablayı çok seviyorum. Bir de bana hep eskiden beri Perihan denirdi. Perihan çok zor bir isim olduğu için hep Perihan diye hitap ederlerdi. Hatta bu diziye başlarken Kandemir Konuk'la konuştuk. Acaba Perihan abla dizisi mi yapalım diye. Sonra Kandemir dedi ki hiç kimse söyleyemeyecek bunu Perihan. Onun için gel Perihan abla yapalım bunu dedi. Abla iyi misin? Ay iyiyim. İyiyim, çok iyiyim. Hiç bu kadar iyi olduğumu hatırlamıyorum. İyiyim. Bana o Mahir'i bulun, yiyeyim, yiyeyim onu. Kalk kafa, ah acıdı be. Gülme. Perihan abla insanları seven, yardımına koşan, bugünlerde pek bulamadığımız, görmeyi çok arzu ettiğimiz bir tip. Yalnız öyle baskılar altında ki bu herkesin yardımına koşmaya o kadar alışmış ki, kendi çocuk tarafı, kendi kadın tarafını hiç yaşayamıyor. Belki Şakir de onun için terk etti, gitti onu. Hiçbir zaman kadın... duygular duyamadı. Perihan. Aa, Şakir gitti 30 milyon. He, gitti mi? Ben de gidiyorum. Şakir. Ay bayıldım. Bayılmak için buraya kadar niye zahmet ettin Şakir? Evinde bayılsaydın ya. Efendim, Perihan ablanın ve iki kardeşinin babalarından maaşları var. Bir emeklilik maaşı. Emeklilik maaşı var. Bir de ev kendimizin olduğu için... karınca kararınca geçinmeye çalışıyor. Ya dikiş falan da biliyor. Yani kendi kostümlerimi kendim dikiyorum. Kendim dikiyorum. Ya Perihan abla gibi konuştum ama yani Perihan kendi yani kostümlerini... Yani karakter karışıyor zaman zaman değil kendi mi? Kendi kostümlerini kendi dikiyor. Kardeşlerine kendi dikiyor. Çevreye de işte dikerekten öyle aile bütçesine katkıda bulunuyor. Neyse Şakir, sonra konuşuruz. Bak vallahi bu belimdeki yüklerle bayılacağım şimdi sokağın ortasında. Görmedim vallahi Perihan. Görmezsin tabii. Aklın yarışmada. Artık hiçbir şeyi görmezsin. Yok. Ver Perihan, taşıyayım şunları. Ay sen. Yok dur, istemez. Ay 30 saat durdu, aklı başına geldi şimdi. Ay istemez. İki adımlık yar. Zahmet etme, sağ ol. Oynayan bütün arkadaşlar o kadar canla başla sarıldılar ki bu işe. Herkesin tipi o kadar güzel oturdu ki bir bütün halinde güzel bir şey yaptık biz. Dikkat, Şakir çıkabilir. Nasıl olmuş? Çok güzel. Hop İsmet. Şakir yolda. Ne? Şakir! Allah! Nerede o be? Şşşt! Bana bak, dağılın oradan! Çekil! Kenara çekil! Geç bu tarafa! Şakir geliyor! Bu tarafa geç! Perihan ablayı çok seviyorum ben. Yıllardır bu işi yapan bir sanatçı olarak ilk defa bir rolün sırtına ben bindim gidiyorum sanatçı olarak. Bu çok önemli. Yani bugüne kadar hep rolleri sırtıma aldım. Bir şeyler yapmaya gayret ederek bir yerlere götürdüm rolü. İlk defa her şey çok hazırdı. Evet. Benim için. Onun için bu çocuğum gibi geliyor Perihan abla dizisi. 1 milyonu bir alsak, buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuklar, evimizi hazırlarız. Ah bir kazansak parayı. Senin aklını para almış. Evet, Napolyon'un en ünlü sözü hangisidir? Öyle deme Perihan, az para mı? 1 milyon. Ha, ama yetti be, para. Evet, para. Alkışlıyoruz efendim.